programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi koronavirüs sürecinden dolayı evlerdeyiz. Ve kitaplar bizim en iyi dostlarımız olmalı bu dönemde. Çünkü gidemediğimiz yerlere, gitmek istediğimiz yerlere kitaplarla birlikte gidiyoruz. Hayal dünyamızın kapılarını açıyoruz kitapların yardımıyla. Ben de bugün kitap okurken kullandığımız bir eşyayı yapmak istedim. Bugün sizlerle birlikte sulu boya ile birlikte ayraç yapacağız arkadaşlar. İstersek bu ayraçları kendimiz kullanabiliriz, arkadaşlarımıza hediye edebiliriz. Hem çok kullanışlı hem de çok tatlı bir hediye olacak. İsterseniz malzemelerle başlayalım. Arkadaşlar malzemelerimiz fırça, kalemler, sulu boya, su ve bant. Ayrıca en son bandımızın üstüne zedelenmemesi için koli bandı yapıştıracağım. Ben önceden arkadaşlar sulu boya kağıdımı bu şekilde ayraç boyutunda kestim. Siz ne kadar büyüklükte ya da küçüklükte ayraç istiyorsanız ona göre kağıdınızı kesebilirsiniz. Şimdi sabitlemek için kağıdımı bantlayacağım. Arkadaşlar kağıdımız küçük olduğu için bantlarken bıraktığımız o boşluğa falan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok belli oluyor küçük olduğu için. Arkadaşlar bantlama işlemim bitti. Şimdi resmimi kurşun kalem yardımıyla çizeceğim. Arkadaşlar ben dağlı ve ağaçlı bir manzara resmi yapacağım. Arkadaşlar dağları ve ayı çizdim. Şimdi boyayacağım. Sonrasında da siyah kalemle birlikte ağaç çizeceğim. Fakat arkadaşlar boyamadan önce birazcık kurşun kalemin üstünden sileceğim. Çok fazla iz kalmasını istemiyorum. Ben turuncu rengini kullanacağım arkadaşlar. Turuncu renklerinin tonlarını kullanacağım. Siz başka renkleri de kullanabilirsiniz. İnce bir fırça kullanacağım. Çünkü boyayacağım alanlar çok geniş değil. Taşırmamak için ince fırçalar kullanacağım. Arkadaşlar boyama işlemimi bitirdim. Şimdi çizim kalemiyle ağaçları çizeceğim. Arkadaşlar bitti. Ağaçları da çizdim. Şimdi kağıt bandı çıkartıp üstüne koli bandı yapıştıracağım. Arkadaşlar eğer siz isterseniz daha sert bir plastik de koyabilirsiniz. Ben şu anda elimde olmadığı için koli bandı kullanacağım. Arkadaşlar masada bantlıyorum ki kartona yapışmasın diye. Arkadaşlar ayracım hazır. Eğer siz isterseniz arkasına bir arkadaşınızın ismini, güzel bir söz, bir hadis yazabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Umarım siz de ayraç yapmayı denersiniz. Mutfak bölümünde görüşürüz. Arkadaşlar aramızda patatesi sevmeyen yoktur. Patatesle yapabileceğimiz bir sürü tarifler var. Fakat biz genellikle patates kızartmasını tercih ediyoruz. Ben bugün sizlere hem daha doyurucu hem de daha sağlıklı bir tarif vereceğim. Bugün sizlerle birlikte patates boranini yapacağız. İsterseniz malzemelerimizle başlayalım. Arkadaşlar 2 adet büyük patatesimi haşladıktan sonra patateslerimi rendeledim ve çatalla ezdim. İçinde başka hiçbir şey yok. Burada küp küp doğranmış 1 adet soğanım var. Üstünü süslemek için süzme yoğurdum. İçine sarımsak koyacağım. Sarımsağım var. Maydanozum var. Salçalı bir sos yapacağım. Onun için tereyağım ve bir çorba kaşığı
domates salçam var, baharatlarım var. Baharatlardan da bir çay kaşığı koyacağım. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar soğanımı, soğanlarımın içine birazcık sıvı yağ koydum. Ocakta soğanlarımı birazcık pişireceğim. Sonrasında da içine patates püremi ekleyeceğim. Arkadaşlar soğanları ocağa getirdim. Şimdi ocağın altını açıyorum. Arkadaşlar soğanları birazcık pembeleşinceye kadar pişireceğim. Arkadaşlar soğanlar pişti. Şimdi üzerine patatesi ekleyeceğim. Arkadaşlar patatesler ve soğanlar iyice karıştı. Şimdi sofraya geçip diğer malzemelerimizi ekleyelim. Arkadaşlar patates püresinin içine şimdi baharatları ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tatlı toz biber ekliyorum arkadaşlar. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar baharatlar da iyice karıştı. Şimdi bu karışımımı kenarıya alıyorum ve sarımsaklı yoğurdumu yapacağım. Sonra da sosumu yapacağım. Arkadaşlar süzme yoğurt kullanıyorum. Arkadaşlar karıştı. Şimdi yoğurdumuzun üzerine yapmak için sos yapacağız. İsterseniz sosumuzu yapalım şimdi. Tereyağını tencereme alıyorum. Arkadaşlar birazcık da sıvı yağ ekliyoruz. Ve şimdi üzerine salça koyuyorum. Arkadaşlar salçayı da koydum. Şimdi üzerine yaklaşık yarım su bardağı su ekliyorum. Arkadaşlar şimdi patateslerimi yuvarlayacağım. Fakat patatesin elimize yapışmaması için elimizi birazcık yağlıyoruz. Arkadaşlar böyle ceviz büyüklüğünde yapacağız. Arkadaşlar ben patateslerimi yuvarladım. Bitti. Şimdi yoğurt dökeceğim arkadaşlar üzerine. Şimdi üzerine domates sosumuzdan ekliyorum. Son olarak arkadaşlar üzerine maydanoz serpeceğim. Patates börenimiz hazır arkadaşlar. Umarım bu tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Kitap köşesinde görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmış olan Peygamber Efendimiz ve Çocuk adlı kitabı okuyacağız. Kitabımıza birçok yazar katkıda bulunmuş arkadaşlar. İçinde birçok yazarın yazmış olduğu yazılar var. Kitabımızın içeriği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve çocuklarla yaşadığı anılar. Aslında arkadaşlar kitabımız birazcık büyükler için. Fakat kitabı ebeveynlerimizle birlikte okuyabiliriz. Böylelikle birbirimizi daha iyi anlarız. İsterseniz ön sözümüzü okuyarak başlayalım. Arkadaşlar ön sözümüzü Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş yazmış. Hayatının hiçbir döneminde Allah Resulü'nden çocuklarla ilgili kötü bir söz, tavır, tepki ve davranış sadır olmamıştır. Nitekim 10 yıl boyunca hizmetinde bulunan Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in bu süre zarfında bir defa bile kendisine azarlamadığını, bir şeyi yapıp yapmama hususunda asla sorguya çekmediğini nakletmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresindeki bütün çocukları çok sevmiş ve bu sevginin onların dünyasına girip sözlü veya fiili olarak ortaya koymuştur. Bu anlamda yolda rastladığı çocuklara selam verip hal hatırlarını sormuş, onlarla oyun oynamış, şakalaşmış, eğlenmiş ve tüm imkanlarını onlarla paylaşmıştır. Onların sevinçleriyle sevinmiş, kederlerindeki üzüntüye ortak olmuştur. Hastalık gibi özel durumlarında ziyaretlerine gidip her halükarda onların yanında olduğunu hissettirmiştir. Çocuklara karşı daima şefkat ve muhabbetle davranan merhamet peygamberinden gördükleri bu asil muamele karşısında onlar da kayıtsız kalmamışlardır. Bu karşılıklı samimi ve sevgi dolu tablo insanlığın zihin ve gönül dünyasındaki çocuk algısının ve tasavvurunun en ideal noktaya taşımıştır.
İnsani değerlere sahip, gönüllerde sevgi tomurcukları yeşerten ve çehrelerde tebessüm haleleri oluşturan bu hadisler, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir, buyuran Hazreti Peygamber'in söylediklerini bizzat hayatında uygulayarak insanlara öğretinin en güzel örnekleridir. Arkadaşlar şimdi Doktor Rabia Zayde Temiz'in yazmış olduğu Çocuk Sabiler Efendimiz'i anlatıyor yazı kısmını okuyacağız. Sözün en yalın söyleyicisi, yaşananları en samimi ve dürüst anlatıcıları çocuklar. Asr-ı Saadet'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında da çocuklar cıvıl cıvıldı. Gerek ailesinden, gerek arkadaşlarından, gerek misafirlerinden birileriydi bu çocuklar. Resulullah'ı küçük yaşlarında görüp sahabi olma şerefine erişmiş çocuklar. Dönemin çilesi köleliği doğar doğmaz tırtlanmış, kızıyla erkeğiyle küçük kalpler, yağız delikanlılar. Babalarının elinden tutarak Resulü ziyarete gelen ve ondan görüp işittiklerini, yaşadıklarını bir ömür boyu gururla anlatan çocuklar. İşte bu isimlerden birisi Ümmü Halid binti Halid. Habeş doğumlu küçük bir kız çocuğu Ümmü Halid, babası Şahit bin As. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Müslüman olmuş bir sahabi. Ümmü Halid babasını ilk Müslüman olanlardandı. Besmele'yi ilk yazandı diye tanıtıyor soranlara. Annesi Ümeyme ile birlikte babası Mekkeli müşriklerin eziyetlerine dayanamayarak Habeşistan'a hicret eden insanlar arasında yer alıyorlar. Ümmü Halid orada dünyaya gelmiş. Asıl ismi Eme fakat künyesiyle meşhur olmuş. Müslümanların Habeşistan hicretinin ardından Resul'ün yanına dönüşleri esnasında Necaşi'nin Allah'ın Resulüne benden selam söyleyin dediği gemi halkının arasında olduklarını söylüyor Ümmü Halid. O selamı getirenler biri de bendim diye ekliyor. Ümmü Halid Habeş diyarlarından gelmiş küçük bir kızdım diyerek şöyle anlatıyor babasıyla birlikte Efendimizin yanına gelişini. Allah Resulüne üzerinde siyah işlemeleri olan bir elbise hediye edilmiş. Ashabına dönerek buna kime giydireyim dersiniz diye sormuş. Kimse hiçbir şey söylemeyince bana emeği getirin buyurmuş. Babam elimden tutarak beni Resulullah'a getirdi. Allah Resulü kendi elleriyle elbiseyi bana giydirdi. Bir yandan da elbisenin üzerindeki işlemelere bakıp elleriyle de işaret ederek sene sene buyurdu. Bu Habeş dilinde güzel demekti. Ben Resulullah'ın sırtına doğru uzandım ve elimi mührüne uzatıp onunla oynamaya başladım. Bunu gören babam beni azarladı. Allah Resulü ise bırak diyerek ona mani oldu. Ardından elbisem için üzerinde eskit güle güle giyin dedi. Allah Resulü muhtemeldir ki elbiseye talip olan olur mu ki diye düşünerek önce ashabına sormuş. Kimse bir şey söylemeyince emeği layık görmüş ve bizzat kendisi üzerine giydirmiş. Kız çocuğunun evlattan dahi görülmediği bir cahiliye karanlığının izleri belki de daha yeni yeni silinirken bir kız çocuğuna gösterdiği bu ilgi ve ihtimam şüphesiz ashabı için büyük bir örnek. Eme ise için paha biçilmez bir şeref olmuştu. Üstelik Eme ile iletişim kurarken çocuğun ana dilinde bir şeyler söyleyerek ilgisini göstermişti. Küçüktür, çocuktur diye geçiştirmemiş, onu bir birey görüp değer vererek kalbini kazanmıştı. Öyle ki Eme Resulullah'ı yabancılamayıp yanına giderek sırtına uzanmış, elini kıyafetinden içeriye uzatarak mührünü ellemişti. Rivayetlerde Eme'nin bu yaptığını yapabilen bir başka sahabi olmadığı ifade edilmektedir. Resulullah'ın ona gösterdiği bu müsamaha ve şefkat Ümmü Halid'in bir ömür hatıralarında yer etmiş ve bunu her fırsatta anlatmıştır. Efendimizin yakınında çocukluğunu geçiren önemli bir isim Enes bin Malik, annesi Ümmü Süleym. Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinden sonra oğlunun elinden tutarak onu Resulullah Efendimiz'e getirmiş ve Enes'in onun hizmetinde bulunmasını arzu ettiğini bildirmiştir. O zaman 10 yaşlarında olan Enes 10 yıl boyunca Allah Resulü'ne hizmet etti. Allah Resulü'nün çocuklara hiç kızmadığını, onlara hep şefkat ve merhamet ile muamele ettiğini, ondan ufacık bir kötü söz dahi duymadığını Enes şöyle anlatıyor. Allah Resulü insanların ahlak bakımından en güzel olanıydı. Bir gün beni bir işe göndermek istedi. Ben ise çocukluk edip gitmeyeceğim işte dedim. Aslında içimden o dediği yere gitmeyi istiyordum da. Dışarıya çıktım ve pazar yerinde oynayan çocuklara katıldım. Bir süre sonra bir baktım Allah Resulü arkamdan kafamı tutuvermiş. Dönüp baktığımda onu gülümserken buldum. Bana Enescik hadi dediğim yere git dedi. Ben de tamam hemen gidiyorum ya Resulallah dedim. Ben ona 9-10 sene hizmet ettim. Çocuk olduğum için her yaptığım istediği gibi olmayabiliyordu. Ama bir kere bile bana üf dediğini ya da yaptığım bir iş için neden yaptın, yapmadığım şey için de niye yapmadın dediği olmamıştır. Allah Resulü Enes'i evladı gibi sever, ailesini ziyaret eder, onun evinde kaylule uykusuna yatardı. Enes bir hatırasını şöyle anlatıyor.
Allah Resulü bize sık sık uğrardı. Evimize geldikçe de küçük kardeşim Ebu Ümeyr ile şakalaşırdı. Bir gün annem Ümmü Süleyme'yi ziyarete geldiğinde kardeşimi canı sıkkın bir şekilde görünce anneme nesi var diye sordu. Annem oynadığı küçük bir kuş vardı. O öldü ya Resulallah diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü kardeşimin başını okşadı ve ''Ey Ebu Ümeyr, küçük kuşcağıza ne olmuş? Vakti dolmuş, ölüvermiş.'' diyerek şaka yoluyla teselli edip gönlünü almaya çalıştı. Bir başka gün Resulullah ile birlikte yürüyüşe çıktık. Terzilik yapan bir genç onu yemeğe davet etti. Kendisine arpa ekmeği ve su kabağından yapılmış etli bir yemek ikram edildi. Yemek sırasında Allah Resulü'nün tabağının içindeki kabakları ararken gördüm. Bunu görünce ben de kabakları seçip onun önüne koymaya başladım. Ve o günden sonra su kabağını ben de hep çok sever oldum. Arkadaşlar ben sizinle kitabın bir bölümünü okudum ve bence gerçekten çok güzel bir kitap. Arkadaşlar bence bu kitabı ailemizle birlikte okuyalım. Bir aile kitabı haline getirelim. Akşamları birlikte okuyabiliriz bence ailemizle. Arkadaşlar şimdi de gelin uzman görüşü köşemize gidelim. Bakalım hangi değerli büyüğümüzle tanışacağız. Arkadaşlar hepimiz izcilikle alakalı bir şeyler biliyoruzdur. Gelin bunu uzmanından öğrenelim. Ben de bir ergin izciyim. Kamplara katılıyorum, etkinliklere katılıyorum. Gelin bu etkinlikleri Umut liderimizden öğrenelim. Sizleri de daha fazla bekletmeden hemen Umut liderimize bağlanalım. Merhabalar Umut liderim. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim Ebrar, çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Şöyle bir günde izcilikle ilgili konuşmak şu anda beni heyecanlandırdı. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Umut liderim ilk sorumla başlayayım. Öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Hasan Umut Duyar. 2007 yılında izcilikle buluştuk. Başladıktan sonra baktık ki burası güzel bir alan, güzel çalışmalara vesile oluyor. 2009 yılında liderlik temel kursu aldım. İzciliğe adım için liderliğe ilk kurs. 2011 yılında oymakbaşı kursu aldım. Ardından da 2014 yılında İki Tahta İzci Liderliği kursunu aldım ve İki Tahta'da lider oldum. Peki Umut Liderim, izcilik tam olarak nedir? Nasıl izciliğe başlanmıştır? İzci olmak için ne gerekiyor? İzcilik çalışmasına baktığımız zaman temelde şunu söyleyebiliriz. Uluslararası üniformalı bir gençlik hareketidir. Sivil gençlik hareketleri arasında üniformalı başka bir çalışma yok ve dünyada en kalabalık, en fazla kitleye sahip olan bir hareket. İzcilik çalışmamız tamamen gönüllü bir çalışma, %100 gönüllü. Bu işte gönüllü olmayan kimse yok, federasyonundan altına kadar tüm liderler, tüm izciler. İzciliğin, sen de izci olduğun için bilirsin, metotlarından bir tanesi yaparak yaşayarak öğrenmektir. İzcilik çalışması yaparak yaşayarak, hayatın içinde olarak, doğanın içinde olarak düşündüğümüz işleri bir fiil gerçekleştirerek uyguladığımız bir çalışma diyebiliriz. İzciliğin bir andı var, izciliğin bir türesi var, izciliğin prensipleri var, efendime söyleyeyim parolası var, metotları var ve bunların her biri de çok değerli ahlak ilkelerine hitap ediliyor. Bunları zaten sen biliyorsundur, ben izleyicilere sadece kısaca bilgilendirmek için söyleyeyim. İzciliğin andını okuduğumuz zaman, izciliğin türesini okuduğumuz zaman işte ilk and şöyle başlar. Allah'a ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime. Bu gerçekten çok değerli bir ahlak ilkesidir. Önemli bir metottur. Günümüzde şimdi çok fazla şunları duymaya başlıyoruz. Oyun terapileri, işte oyunla eğitim, oyunla tedavi gibi çeşitli sistemler çıkmaya başladı. Bunu izcilik zaten yıllar öncesinden çıkartmış, ortaya koymuş ve vermiş. Biz bunları yeni yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Mevlana'nın güzel bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Yetişkinler için oyun akla pek uymaz diyor ama çocuklar oyunla akıllanır. Yetişkinler biraz oyuna malayani gözüyle bakıyor, yani gereksiz, boş, ne gerek var gibi. Ama baktığımız zaman küçücük yaştan yeni doğan çocuklar kaç yaşına gelirse gelsin hep oyunu istiyor, hep oyun oynamak istiyorlar. Öyle öğrenmek istiyorlar çünkü fıtratında bu var, doğasında bu var. İzcilik bunu doğal bir yöntemle yapmanın en iyi araçlarından bir tanesi diyebiliriz. Peki Umut Liderim, izciliğin günlük hayatımızda bize katkıları nelerdir? Evet, bu soruyu genelde soruyorlar. İzcilik çalışması dağda bayırda yapıldığı için genelde öyle görülüyor, öyle değil aslında. Bu soru geliyor, ya siz
götürüyorsunuz ama günümüzde ne faydası olacak gibi. Aslına baktığımız zaman izcilik çalışması bize önemli derecede düzen, tertip ve dikkat kazandırıyor. Doğa içerisinde o kadar düzenli bir çalışma yürütülüyor ki bazen dışarıdan katılan insanlar şaşırıyorlar. Ya burada 1000 kişi var. Yani hiçbir şey karışmıyor. Bu nasıl bir şey? Karınca kolonisi gibi diyorlar. Karınca kolonilerinde de milyonlarca karınca yaşıyor da hepsinin görevi bellidir. Hiçbiri birbirine çarpmadan gidiyor ya. Böyle nasıl bir düzen olur diyorlar. Biz de diyoruz ki izciliğin getirmiş olduğu disiplin, düzen ve dikkat aslında. Dikkat özelliğini de sağlıyorlar. Doğa içerisinde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Her an ne olacağı belli olmaz. Hatta onun eğitimlerini bile veriyoruz yani. Doğada yürürken şunlara dikkat edin, şunları yapın gibisinden. Bunlar önemli şeyler. Bunun haricinde ne faydası var? Yani şu anda günümüzdeki bu mevcut durumların dışında doğaya çıktığınız zaman ne kadar huzurlu hissettiğinizi, mutlu hissettiğinizi bir düşünün. Evde kıt imkanlarla gençlerin hayal gücüyle yaptıklarını ve ormana gittikleri zaman, doğaya gittikleri zaman o hayal gücüyle neler ortaya koyabileceklerini bir düşündüğünüz zaman aslında bunlar kendi kendine anlatmış oluyor. Umut liderim, ben de izleyeyim fakat pandemi sürecinden dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Evde ne tür etkinlikler yapabiliriz? İzcilik sadece doğadan sınırlı değildir. İzcilik evde de gerçekleştirilebilen bir faaliyet. İzcilik çalışmalarımız bitmedi, aynen devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Online olarak şu anda aktif bir şekilde çalışmalarımız yürütülüyor. İzciler liderleriyle haftalık ünite toplantıları var. Bunları gerçekleştiriyorlar. Her hafta bir araya geliyor. Ders olarak düşünmeyin, normal dersler gibi değil. Tamamen farklı, heyecanlı ve motive edici bir çalışma. Derslerde genelde biraz daha pasif bir içerik oluyor. Tek taraflı anlatım oluyor ama burada değil. Lideri diyor ki, hadi bakalım bu akşam yemeğini siz hazırlayacaksınız. Siz sofrayı kuracaksınız, toplayacaksınız ve bulaşıkları yıkayacaksınız diye söylüyor. Ve bunlar çocuklar ekip olarak bunu görev bilinciyle o kadar güzel yapıyorlar ki hatta bazı veliler diyor, ya benim çocuğum bırakın işte sofradan bir şeyi kaldırmayı, hani işte su doldur, su getir dediğimiz zaman bile ne kadar laf yediğimizi biliyoruz. Yani sizin yaptığınız çalışmalar gerçekten çok önemli, çok kıymetli diye söylüyor. Çünkü çocuk yemek hazırlıyor yani, bırakın bir şeyi kaldırmayı, annesine hizmette kusur etmiyor. Zaten bizim izci andımızda da var olan bir şeydir, izci türesinde de var olan bir şeydir. Hem ailelerimize hem büyüklerimize karşı bunları yapabilmek, bunları yapmak. Bunun haricinde ne olabilir? Yarın izci lideri olduğumuz zaman, kaliteli bir izci lideri olursak kendi altımızdakileri başarılı bir şekilde yetiştiririz. Bunun için ne lazım? Kitap okumamız gerekiyor. Derslerimize iyi çalışmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Anladım liderim. Teşekkürler. Benim sorularım bu kadarlı liderim. Sizin son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Son olarak şunu söyleyebilirim. İzcilik çalışması bizim için, çocuklarımız için çok önemli bir argüman. Okul dışında çocuklarımızın ahlaki eğitim almaları zorunlu. Mutlaka bunu almaları gerekiyor. Bunu alabilmeleri için de çeşitli imkanlar olabilir. Ama izcilik çalışması bunun için hem eğlence, hem öğretim, hem etkinlik, hem oyun, hem de işin içerisinde bir sürü duygunun yaşandığı, disiplinin de olduğu bir sistem. Veliler bunu bence araştırıp, izleyen izcilerimiz de bunu araştırabilirler. Aksiyon isteyen gençlerimiz de vardır. Ben katılmak istiyorum diyebilir. Buraya çocuklarını gönderebilirler, göndermeliler. Öncelikle araştırsınlar. Sonrasında mutlaka bunun faydasını göreceklerdir ve teşekkür edeceklerdir diye düşünüyorum nacizane önerim. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için tekrardan. Anladım liderim. Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, dop dolu bir bölümün daha sonuna geldik. Umut liderimizden izcilikle alakalı bilgiler aldık. İnşallah birlikte kampta da bir bölüm çekebiliriz. Diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.